Evet dostlarım, herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bugün kapı otomatiği var. Bir tane böyle hurdaların arasından aldım yine. Bununla eğleneceğiz bugün. Bu çalışmıyor. Bakalım niye çalışmıyor? Vidalarını açalım. İçindeki çalışma prensibine bakalım. İnceleyelim. Hem de neden çalışmadığını bulalım. Yapmak için gayret gösterelim. Pislik içinde. Kabloları çıkıp bobinin. Bobin yanık mı? Bir şey mi yapışmış? Evet, bir enerji verip denemem gerekiyor. Zil trafon var. 220 volt alternatif akım. Giriş 15 volt, çıkış 15 watt gücünde. Açalım. Bir tanesini bağlayalım. Diğerini bağlamayalım. Enerji verelim. Alternatif akımda bakalım voltajımız geliyor mu? Evet, voltajımız var. Şimdi kısa devre mi yapıyor, ne yapayım? Evet, ölçü ateğiyle birlikte değdireceğim. Sıfır. Yani kısa devre yapıyor. Şimdi şöyle bakın, şuradaki harekete bakın, şuradaki demiri çekmiyor. Bu bobinler tam görev görmüyor. Bakalım. Enerji verdik, çalışmadı. Bobini bir ölçelim bakalım kaç gösterecek. Omaj değeri 6.3 ohm. Şöyle bakalım. Kısa devre mi gösteriyor yoksa? 6.2. Şimdi şu yağı da pisliğini önce bir temizleyeceğiz. Bu bobinlerin üstü de çok yağlı. Ne sürülmüşse şuraya değişik bir pislik var yani.
pas sökücü ve tinerle temizliğimizi, yani yumuşattık. Bobinin üstü bile böyle yapış yapış, yani yağlı bir şey böyle sıkmışlar ya da bilmiyorum, bir şey dökülmüş içine. Bobini ölçtük, sağlam görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz da böyle bir çözümlensin bu. Evet, bayağı bir temizliğini yaptık. Epey bir uğraştık. İçini boyamayacağım. İçinde çünkü hareketli kısımlar var. Gördüğünüz gibi. Oraların yağlanması gerekiyor ve sürekli hareket etmesi gerekiyor. O yüzden boyamayacağım. Sadece dış yüzeyini boyayacağım. Bu kalsın. Bunu ellemeyeyim. Bobinimiz kalsın. Evet, bu sefer siyaha değil beyaza boyayacağım. Hep siyah, hep siyah. İçimiz karardı.
işlere ilgisi, merakı olan arkadaşlara hem manyetik alan nedir? Bobinle manyetik alan nasıl oluşur? Mıknatıslanma yöntemi bobinle nasıl oluşur? Ve kapı otomatiğinin düzenekle nasıl çalışır? Hem bunu görmüş olur, hem geri dönüşüme bir ürün kazandırmanın keyfini yaşamış olur. Hem de bu şekilde bir emek vererek bir ürünün tekrar eski haline getirilmesinde katkısı olur diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur arkadaşlar ve beğenirsiniz. Şimdi burada hareketli görmüş olduğunuz bir tane mandal var ve yine burada da bir tane hareketli ikinci bir mandal var. Çalışma mantığını daha iyi anlayabilmemiz için önce düzeneği kurmamız gerekiyor. Şimdi ikinci düzenek gördüğünüz gibi geldi. Buna kapandı. Ve kilit görevi görüyor resmen. Üçüncü düzeneğimiz esas işi yapan bobinimiz. Burada bobinin görevi mıknatıslanmayı yapmak. Bobin enerjilendiğinde görmüş olduğunuz gibi iki adet demir nüvenin üzerine bobin telimiz sarılı ve enerji verildiğinde bu demir nüveler sayesinde de bir manyetik alan oluşuyor burada. Bu manyetik alan oluştuğunda bu demir nüveler mıknatıs görevi görüyor. Şu mandal gördüğünüz gibi buradaki tırnağa takılıyor. Şimdi bu mıknatıslanma sayesinde bunu çekecek ve bu mandal düşecek. Düştüğü anda kapı otomatiğimiz tak diye açılacak. Bobinler o kadar pisti ki üzerleri artık yani görev görmüyordu. Ne içerisi o kadar yağlı ve kirliydi ki hiçbir şekilde tepki vermiyordu yani. Evet. Şurası hareketliydi. Yağdanlığımızla şöyle birkaç damla damlatıp oraya yedirebiliriz. Yine şu kısım hareketli. Buraya ve yine şu kısma bir yağlama işlemini de yapalım. Şöyle alıştıralım. Evet. En son yine bir rötuş boyası atarız. Eski vidalarını yine taktık. Ufak bir deneme yapalım. Gördünüz mü? Bakımını yapınca, bobinlerinizi temizleyince 10 numara çalışmaya başladı. Şimdi bunun düzenini kurup öyle yapacağız bir de. Şimdi bakın bu buradan aşağıya inmiyor. Enerji verdiğimizde rahatlıkla aşağıya iniyor. Buraya rahat yetişiyor. Evet. Trafomuz yine aynı 15 voltluk trafomuza devam ediyoruz. Bu burada dursun. Kapı ne yapıyor? Bunu böyle gerdiriyor. Evet. Bu şekilde atıyor. Tekrar kapı çekince bu tekrar mandala geliyor ve oturuyor. Şuradaki kilit engelliyor gitmesini ve tekrar otomatiğe bastığınızda görmüş olduğunuz gibi atıyor. Şimdi kapağının vidalarını kapatalım. Yine bir ürünü kurtarmanın vermiş olduğu gerçekten mutluluğu hissediyorum. Yani. Eminim ki siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Yani bu kanalın takipçileri gerçekten bu şekilde düşünüyor. Seviyorum abi ben böyle uğraşmayı.
mutlu oluyorum gerçekten. Yani kurtarıyoruz.